Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Bu haftaki özel röportaj köşemizin konuğu Darüşşafaka oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş, merhaba. Merhabalar. Bu oda güzelmiş. Ben bu salonda bu odaya girmemiştim daha önce. Böyle arkamızda Euroleague topları, kupaların üzerinde. Bir taraftan da Euro Cup kupası da oradan bize bakıyor. Beğendim. Bu oda aslında kulüpteki en güzel oda olabilir. Çünkü hem geçmişe yolculuk sırasında kupaları da görebiliyorsunuz. Ayrıca gelen misafirleri de bu odada ağırlanıyor. Aslında tarihi bir oda olabilir burası da. Güzel, kupayla beraber giriş yapmak beni de mutlu etti gerçekten. Nasılsın? Şimdi iki gün önce güzel bir galibiyet vardı sizin adınızda. Bir de senin için özel bir gündü. Çünkü Ocak ayının en değerli oyuncusu seçildikten sonra Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ödülünü annen sana takdim etti saha içerisinde. Güzel de bir maça denk geldi. Ya ödülden ziyade hayatım boyunca unutamayacağım bir an oldu benim için. Çünkü annemin bana vermesi o anı benim için ölümsüzleştirdi. Bir de o anda onunla orada olmak, ona sarılmak, bir de üstüne üstlük kadınlar günüydü. Evet. Gerçekten yani duygularla tarif edilemeyecek bir gün oldu. Çünkü maçtan sonra da beni birçok insan aradı. Çok duygulandıklarını, hatta ağlayanların bile çok olduğunu söylediler. Buradan kendisine tekrar sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum anneme. Gerçekten unutulmaz bir gün oldu bana. Sadece senin için değil, annen için de öyledir yani. Evet, büyük ihtimal onun için de aynısı olmuştu. Çünkü o da yani gözlerinden o şeyi gördüm, o mutluluğu gördüm. O anda çok anlamadım ama akşam eve gidince tekrar konuştuk. Ondan sonra onu biraz daha yad ettik ve videosunu da ona izletince gerçekten mutlu oldu. Maçtan biraz bahseder misin? Bu sezon aslında çok ciddi bir çıkış yakaladınız ama bir de düşüş de yaşadınız. O düşüşte de Tofaş siz üst üste iki maç oynadığınızda size karşı kazanmıştı. Bu karşılaşma o yüzden sizin için kritikti de. Hem gruptaki durumunuz açısından hem de işte Tofaş'a karşı artık o şeyi, uğursuzluğu kırmak açısından sanırım. Nasıl bir maçtı? Açıkçası sezon ilk maçlarında Tofaş'ta burada evimizde bir maç oynamıştık. Hı. O maçı çok rahat kazanmıştık. Daha sonra bu Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff'tan dolayı üst üste çok maç oynamak zorunda kaldık. Ve o dönem oynadığımız maçlar işte Karşıyaka, Burgos, evet. Fenerbahçe, üstüne iki tane Burgos. O maçları oynadıktan sonra üstüne yolculuk yapıp direkt Bursa'ya geçtik. Bir de o karın olduğu dönemde o yolculuktayken de birazcık sıkıntı yaşadık. Yani bizimle oynanabilecek en güzel zamanda Tofaş'la iki tane maç oynadık. Hatta maçın da çoğunu üçüncü periyoduna kadar iki maçı da önde götürdük. Ama artık sonunda gerçekten takım olarak çok yorulmuştuk ve bir cevap veremedik orada. O yüzden biz çok dezavantajlı bir duruma düştük. Çünkü Tofaş'ı 10 sayıyla kaybetmiş olduk o maçı. O yüzden de yani bizim hafta, yani bu hafta oynadığımız maçta maçı kazanmak önceliğimizdi. Ama 10 sayının üstüne çıkmak bizim için birazcık daha gruptan çıkmak için yani avantajlı duruma geçirecekti bizi. Ama dediğim gibi işte aslında belirli bir bölümde de o şansı yakaladık ama orada da Tofaş da gerçekten çok iyi bir takım. Özellikle Ahmet abi geldikten sonra çok toparladı onlar da. Yani artık onların Manresa'yı yenmesini bekleyeceğiz. Biz de kendi evimizdeki Manresa maçını kazanıp gruptan çıkmak için. Öbür türlü yani üçlü averaja kaldığımızda işimiz birazcık zor. Ya da Manresa'yı burada çok sayı farkla yeneceğiz. Onu da deneyeceğiz artık bir şekilde. Manresa'da iyi bir takım tabii. Evet, Manresa'da iyi. Aslında bu sezon Şampiyonlar Ligi sezonunun biraz başından da başlayalım. Siz grup üçüncüsü olarak bitirdikten sonra bu sene gelen bir play-in formatı var. Sezonun ortasında böyle peş peşe aynı takımla oynadığınız play-in formatı sence nasıl oldu? Yani çok ciddi bir yoğunluk çünkü böyle bir turnuva gibi bir bölümü oynamak bir takımla beraber. Ve sezon çok erken bir kısmı nasıl bir tecrübe yarattı? Yani sezonun ortasında bence rekabetin üst düzey olduğu bir ortama geldik bir anda. Çünkü play-in maçları sezonun play-off maçları genelde sezonun ortasında oynanmaz ama biz öyle bir serüveni sezonun ortasında yaşadık takımca. Aslında bence bu sezon sonunda bize artıya dönebilecek bir şey. Çünkü sezonun ortasında o deneyimi yaşadık. Çünkü yeni kurulan bir takımız, birbirine adapte olma süreci aslında sezon başına baktığımız zaman da çok fazla yol kat ettik. Bir de sezonun ortasında böyle bir deneyim yaşamak bence bize sezonun sonunda artı olarak dönecektir. Ama onun üstündeki işte o yorgunluk sadece bizim o gruba kötü başlayan, yani o dediğim gibi bir 10 günlük düşüş yaşamımıza sebep oldu. Tabii ki artık onu da önümüzdeki günlerde telafi etmeye çalışacağız yaşadığımız o yoğun dönemi. Çünkü artık daha dinlenmiş bir
takım olduk çünkü milli takım arasında girmesiyle birlikte. Şimdi biraz daha vites arttıracağımızı düşünüyorum. Şahsen sen dinlenemesen de takım için tabii, evet, öyle bir yani periyot takım oldu. Olarak, genelleme yapınca öyle oldu birazcık. Peki o Burgos serisi, şimdi Burgos son 2 yılın pandemi sezonunun, pandemiden hemen sonraki şampiyonu ve hemen peşinde yine şampiyonluğu Nisan ayında, Mayıs ayında alan bir takım. Peş peşe çok iyi oynamışlar. Yani sonuçta sahaya çıktığınızda bu unvan olan takımla oynamak her zaman zordur. O tecrübeye karşı oynamak. Ki senin orada yine saha içerisindeki dalaşın, yani söz dalaşı demeyeyim ama daha sonra sosyal medyaya da yansıyan bir dalaşın oldu. Diyeceğim, pardon, söz dalaşın oldu. Evet, evet. Orada nasıl anlatacaksın? Orada nasıldı motivasyon? Ya geçen seneden başlayan bir serüven aslında bizim için. Çünkü biz geçen sene grup maçlarında Burgos'ta aynı gruptaydık. Ve bizi oradaki maçta yendikten sonra bir döner paylaşımı gibi bir şey, yani döner paylaşımı yaptılar. Ya tabii ki onların ne kadar niyetlerinin ne olduğunu tam bilmiyoruz ama sonuç olarak birazcık biz bakınca buradan bizi üzen bir paylaşım oldu. Sen bunu beğenmedin sonuç olarak. Ben bunu sonuç olarak beğenmedim ve kulüp açısından da şimdi ben Darüşşafaka'da çok fazla zaman geçirdim. Artık burası benim, yani ailemden çok gördüğüm ve ailemden çok zaman geçirdiğim bir yer. Bu böyle olunca tabii ki benim diğerlerinden birazcık daha sinirlenmiş olma ihtimalim yüksek. Ama onu da unutmadık tabii ki. Geçen seneki yapılan şeyi aslında bu sene onlarla eşleşince de bunu bir fırsat olarak gördük. Bizim motivasyonumuzu birazcık daha arttırdı diyebilirim onlarla eşleşmek. Çünkü gerçekten geçen sezon çok özel bir sene geçirdiler. 6 ayda 2 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu sene de biz yine yani şöyle sağ avantajımız olmadan gittik oraya ve ilk maçı gerçekten çok iyi oynadık ama sonunda kaybettik şeyde. Son 1,5 dakika yaptığımız basit hatalar yüzünden kaybettik. Ama oraya ilk maçı kaybettikten sonra soyunma odasında oraya tekrar gideceğimizi biliyorduk yani. Bunların bizi İstanbul'da yenemeyeceklerini ama burada yani İspanya'da oynayacağımız maç birazcık daha zorlu geçecekti. Bir de onların ligde de bu sene biraz sıkıntılar yaşıyorlar şeydeyken. Çok sakatlık evet, oldu. Koç değişiklikleri oldu. İlk maçı kazandıktan sonra tekrar oraya gittik. Bu sefer yani maç başladıktan sonra artık kazanacağımızdan daha da kenetlendik ve maçı gerçekten çok iyi oynayarak kazandık. Yani ortada hiç soru işareti bırakmadan. Ama maçı kazandıktan sonra da kutlama sırası bizdeydi. Ayrıca bir de oradaki seyirciler de birazcık artık takımın kötü gidişatından dolayı hem onların oyuncularına tepki hem de bize çok tepki gösterdiler orada. Ama biz orada maçı kazanmıştık ve yani Burgos gibi bir takımı yendikten sonra tabii ki kutlayacaktık. Üstüne bana sosyal medyadan işte saygıyla ilgili bir sürü işte tweet atmışlar falan. Ondan sonra ben de onlara küçük bir hatırlatma yaptım. Saygıdan bahsetmeleri için önce saygıyı göstermeleri ve hak etmeleri gerektiğini düşündüğüm için saygıyla ilgili bir paylaşım yaptım onlara. Ondan sonra daha sonra onların bir tane oyuncusu vardı Dani Diaz'ya. O da baktım Twitter'a girdim bana tweet atmış falan. İlk başta bir şaşırdım tabii onun ne alaka diye, olayla hiçbir ilgisi yoktu. O geçen seneki takımda bile yoktu da evet, o da kötü gidişatın işte yeni transfer ona çok kalmasın diye artık üstünü kapatmak için mi neden bilmiyorum. Gösterdikleri kötü performansı orada bir kavurlamaya çalışmış da diyebilirim yani. Üstüne bana bir tweet atmış sen kimsin tarzında bir şey diye. Ben de çok bir cevap vermedim. Sadece takım ol gelmeden önce 2 kere şampiyon olduğunu hatırlattım ona. Şimdi küme düşmek üzereler. Bilmiyorum şu an son durumları ne ama. Neyse düşmezler inşallah diye öyle tatlı bir an oldu bize yani. Şimdi sen sahada da aslında hani o trash talk mu desem bilmiyorum ama hiç geri adım atan bir oyuncu değilsin. Twitter'a bunu taşıması tabii biraz daha enteresan oldu. Ben gerçekten bunu ben başlatmıyorum, bunu belirteyim de. Sadece büyük ihtimalle oradan onlar da gördükten sonra ilk kıvılcımı hep onlar yaktıktan sonra ufak tefek sürtüşmeler başlıyor ama ben gerçekten ilk başlatan taraf olmuyorum yani. Aslında saha içerisinde biraz da o geçmiş Eurocup şampiyonu olan takımda o karakter vardı galiba. Scottie Wilbeck'in de hani fena değildir o konuda. O da konuşur. Orada biraz böyle daha hırslı karakterlerin bir araya geldiği bir takımda böyle daha da fişeklenen bir durum muydu? Evet. O takım çok özel bir takımdı. Zaten o kadar özel olmasının sebebi, o kadar özel olmasından dolayı biz o sene şampiyonluğa ulaştık. Çünkü şampiyon olmak gerçekten kolay değil ve özel karakterler ister. Bence o sene
çok özel bir takım olduğu için başarıya ulaştık. Ama bu seneki takımda da sertlik olarak, yani basketbol sertliği olarak gerçekten hani son o seneden sonra gördüğüm en iyi takım olabilir sertlik olarak. Çünkü sadece bir kişi, iki kişiyle değil, giren çıkan herkes takım müdafasını özellikle çok iyi yapıyor. Yani Selçuk abinin istediği sistemi bütün takım halinde yapabiliyoruz. Bence o yüzden de birazcık diğer takımlardan farkı yaratan kısmımız oldu. Hep birlikte bir sisteme uyum sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Peki bu sertlik takım olarak böyle iyi yapıldığı noktada sen kendini hücum tarafında da geliştirmek anlamında daha rahat bir sezon geçirdiğini düşünüyor musun? Çünkü gerçekten tebrikler sana da, rakamların geçen sezon da çok yükselmişti. Bu sene de istatistik anlamında dış şut yüzden gerçekten şahane bir noktaya geldi. Takımın payı nedir burada? Tabii ki takım, yani sonuçta bir oyuncu ne kadar iyi oynarsa oynasın, takım başarılı olmadığı sürece bence çok bir anlamı olmuyor. Ama başarılı bir takımda iyi oynamak, bu sefer yaptığınız işte insanı daha çok motive etmeye sürüklüyor. Bu seneki takımda da işte herkes iyi savunma yaptığı için, yani atıyorum ben hücumda hatalı bir atış da yapsam ya da takımdaki başka biri de hatalı atış da yapsa, tekrar onu hücumda telafi değil, onu yaptığımız savunmayla telafi ediyoruz yaptığımız hataları. Öyle olunca işlerimiz tabii ki daha da rahatlıyor şeydeyken, hücumdayken. Ya bir de eskiden de Kartal senin yakın arkadaşlarından biri olarak ben biliyorum. Evet. Hep saha içerisinde öyle görmüştüm aynı takımda da oynarken. Sizin böyle saha ortasından attığınız hani maç öncesinde uzun mesafe şutlar vardı. Şimdi bunları maçlarda da sokar hale geldin. O maç öncesi eğlence niyetine atılan şutlar da bayağı gerçekleşmeye başladı. Yani biz onları İlk başta her sezon başı işte birbirimizle yarışma olarak atıyoruz sezon başı orta sahadan. Sonra artık Ertan abiyle birlikte, onun Instagram paylaşımlarıyla birlikte şeye döndü olay. Hani ritüel gibi bir şeye döndü. Kim sokarsa artık maçtan önce. Ondan sonra maçtan bir gün önceki antrenmandan sonra sürekli şut atmaya başlıyoruz. Tabii aslında maçta kaçırınca bu sefer şey de oluyor bazen. Orta sahadan atmayı biliyorsun, olay geliyor. Ama tabii orta sahadan sokunca da artık ben de şey diyorum, tesadüf olduğunu düşünmüyorum yani, o kadar çalışıyoruz diye şey takılıyorum. Tabii ki şanslı basketler onlar da. Onları da artık bir şekilde kılıfına uyduruyoruz diyelim. Peki şimdi takım savunmasından bahsettin. Takım olarak da bu özelliğe sahipsiniz ama sen de Şampiyonlar Ligi'nde top çalma lideri olarak orada bayağıdır istatistik anlamında fark atmış durumdasın. Ya, senin bu özelliğini hep biliyoruz ama nasıl hissediyorsun bu anlamda da liderlik konusunda? Yani top çalmayı seviyorum gerçekten. Savunmadayken yani onu birazcık daha pozisyonu hissedip bir adım önde olmak hoşuma gidiyor hücum oyuncularından ya da atılacak pasların yerini tahmin etmek. Tabii ki bazen işte savunmada topu çalacağım diye atak ettiğim zamanlarda hücum oyuncusu beni geçiyor. O zaman Selçuk abiyle ben güzel diyaloglar yaşamıyoruz ama yani genel olarak top çalmayı ve savunma yapmayı seviyorum. Tabii ki birazcık da aslında bu sene kızmıştım çünkü en iyi savunmacılar anketine de beni anketli gibi bir şey, en iyi savunmacılar paylaşımı bir şey yapmışlardı. Yani en iyi savunmacı olduğumu düşündüğümden değil ama yani isimlerin arasında da isimlerin olabilirim. İsimlerin arasında olmayı en azından hak ettiğimi düşünüyordum. Çünkü hani bana en yakın oyuncuyla aramda çok fazla bir fark vardı yani top çalmada. Tam fark, kaç fark olduğunu hatırlamıyorum ama iki haneliden fazla olduğunu biliyorum yani. Öyle olunca onlara da ufak bir gönderme yapmıştım şeydeyken, Şampiyonlar Ligi'nde, ama sonra en değerli oyuncu ödülünü vererek kalbimi geri kazandılar. Orta noktada buluştuk. Gerçekten senin için özel bir ödül değil mi? Tabii ki. Avrupa Kupası sahibi bir oyuncusun. Yani o kupayı ilk kaldıranlardan biri sensin saha ortasında ama yani kariyerinde bu noktada bu ödülü de başka bir yere koyuyorsun herhalde. Ya mutlaka. Bir de Türk oyuncuların aslında artık buna alışılmış olması, yani bunu alışkanlık haline getirmesi. İşte çünkü çok uzun bir süredir böyle bir ödülle gelmiyordu diye biliyorum. İşte en son hatırladığım Oğuz abilerin döneminden bir ödül diye hatırlıyorum. Artık Türk oyuncular olarak da hak ettiğimiz değeri o Avrupa'da da görmek, işte Türkiye Ligi'nde de görmek. Baktığımız zaman Türkiye Ligi'nde de artık ayın en değerli oyuncu ödüllerinde de birçok Türk oyuncu olmaya başladı. İşte gerek EuroLeague'de gerek EuroCup'ta artık birçok şeyde Türk oyuncuların birazcık daha sorumluluk alıp oralarda görmesini ben temenni ediyorum, temenninde bulunuyorum. İnşallah olur bunlar da artık.
Şimdi senin bu top çalma özelliğinden bahsederken bir yandan da şeyi düşündüm. Unix kazandaki John Brown şu an tabii maçlar oynamıyor falan ama bu sene mesela böyle oyuncuları da sever misin izlerken? Yani evet, gözlemlediğin isimlerden biri midir? Evet evet onu da izliyorum. İşte dün de galiba Gran Canaria Bursa maçı vardı. Orada da iki tane çok iyi top çalan oyuncu vardı. Needham'la Albisi. İşte Euroleague'de de Unix kazan takımı takım olarak çok fazla top çalıyorlar. O gerçekten dikkatimi çekti maçlarını izlerken. Herkesin elleri kolları çok fazla çalışıyor ve onun sayesinde çok fazla kolay sayı buluyorlar. Öyle oyuncular oldu mu da tabii ki dikkatimi çekiyor. Şimdi Basketbol Şampiyonlar Ligi gerçekten büyüyen bir organizasyon. İyiye gidiyor her sene. Ama EuroCup kupası sahibisin. EuroLeague'de forma giydin. Oradaki fark, yani senin için EuroLeague bir daha hedef midir? Yani evet yine bir parçası olmak isterim diyor musun kariyerin açısından? Yani tabii ki EuroLeague'de oynanan basketbol çok farklı. EuroLeague gerçekten basketbol seviyesi olarak çünkü bulundurduğu takımların basketbol kalitesi yani o farkı çok fazla yaratıyor. Ama ilerleyen dönemlerde gitgide daha da ben şeyin düşeceğini, o aradaki takım yani takımların birazcık daha değişebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki o seviyede basketbol oynamak, o seviyede kendimi tekrar test etmek. Hatta bugün antrenmandayken konuşmuştuk basketbol olarak. Yani o EuroLeague senesini şu anki halimle gidip kendimin hangi seviyede olduğumu görmek isterdim EuroLeague basketbolunda. Peki EuroLeague basketbolunda ilk oynamaya başladığında unutamadığın anılarını sorayım sana. Yani kime karşı oynadığında etkilendin, sahada ben nasıl savunacağım bu adamı dediğin biri oldu mu? Yani o EuroLeague sezonunda aslında birçok anım olmuştu. Ama nasıl savunacağım dediğim adam Mike James. Mike James gerçekten yani hala izlerken bazı hareketlerine şaşırıyorum. Ve gerçekten çok patlayıcı bir oyuncu. Aynı zamanda hem şutu çok yüksekten atıyor, hem ilk adımı çok hızlı, hem de o dengesiz atış gibi gözüken atışlarda bile en son şuta çıktığı anda dengesini çok iyi bulabiliyor. O yüzden o tarz oyuncuları tutmak çok zordur. Yani bir de Mike James gibi şutu olduğu zaman artık imkansız hale getiriyor. Ama tabii bazen kendi kendisine imha ettiği zamanlar oluyor. Ancak öyle tutabilirsiniz diye düşünüyorum yani. O seviyeye Mike James'den sonra bilmiyorum Shane Larkin belki ligde çıkan isimlerden biridir senin için. Yani o EuroLeague sezonunu sordun diye öyle söyledim ama şu anda tabii ki Micić, Shane Larkin o iki yani o takım gerçekten çok etkileyici bir takım. Özel bir de Boboa, Simon. Yani kim yani şöyle yardıma gelebileceğim bir oyuncu olmadığı için yardım bırak hani tutabileceğim bir oyuncu bile kalmıyor. Gerçekten o Micić'le Shane Larkin ikilisinin çok özel bir ikili olduğunu düşünüyorum EuroLeague'deyken. Şey EuroLeague tarihi açısından. Bir de o sene aslında Real Madrid maçı vardı bizim daha sezonun ilk maçı. Ben oyuna girdim. Hatta iki tane anım var şeydeyken o sene. Oyuna girdim. İşte onlar 20 sayı falan öndeydi. Sergio Llull de sakatlıktan çıkmıştı. Ben de şimdi onların hücum potası bizim takım hücuma çıkıyordu. Koşmaya başladım. Bir baktım üstüme doğru koşuyor. O da çaprazdan böyle geliyordu. Ben de arkada tam onların mençonu olduğu için hani birine bağırıyor falan bir şey sinirlendi zannettim. Şöyle bir baktım etrafa falan. Kimse bir şey demiyor diyor. Ondan sonra biraz daha koşmaya geldi. Artık bu mesafeye geldi. Son bir dediğim herhalde arkamda biri benimle aynı anda mı koşuyor diye. Baktım bir anda bağırıyor, çağırıyor. İspanyolca bir şeyler söylüyor. Ondan sonra İngilizceye döndü. Anlamadım ben de ne olduğunu. Çünkü işte o da yeni sakatlıktan dönmüş. Bir pozisyonda onunla çarpışmışız ama ben pozisyonu fark etmedim bile. 10 dakika boyunca bağırdı bana ondan sonra. Ben de dedim ki arkadaşım sakatlıktan yeniden tamam ama 1-2 yeter artık daha diye şeydeyken. Sonra dedim git izle vallahi bir şey yapmadım diye. Bir tane de şeyde bizim Osogana'daki CSK maçı vardı. Ben şimdi topu çıkardım tam kat ediyordum. Sergio Rodriguez bir tane vurdu burama. Allah Allah dedim ne oldu ki diye. Ona da hiçbir şey yapmamıştım daha önce dedim ki ne oldu dedim. O da başladı İspanyolca bir şeyler söylemeye. Tamam dedim. Ondan sonra bir iki pozisyon geçti. Bir de hakem de Lamonica'ydı o maçta. Hemen birer teknik foul verdi. Sonra ama tabii iş kızışmaya başladı. 3 dakika sonra o da atılmıştı ondan sonra. Bir baktım atıldı. İkinci teknik foul yedi diye şeydeyken. Öyle birkaç tane de anım olmuştu EuroLeague sezonunda. Güzel güzel. Saha içerisinde tabii senin yan veseliyle olan anılarında biraz var. Evet onunla da birazcık oluyor artık. Ama onun... Ya...
rekabetin yüksek olduğu evet. dönemlerde tabii başlayan bir durum ama o da çok hırslı bir oyuncu tabii ki. O da belki de ülkemize gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan biri. O hikayeyi biraz sorayım sana. Ya o hikaye de aslında artık çok uzadı bu iş yani. Onunla olan hikayemiz ama tam böyle işler sakinleştiği zaman tekrar bir maç oluyor. Bir anda o beni görünce, ben onu görünce artık sertliğin dozajı biraz artıyor ama bilmiyorum. Büyük ihtimal ben anlatsam şimdi, o anlatsa başka bir hikaye çıkacak o işin aslında. Ama bilmiyorum yani, o da birazcık şey yapıyor gibi yani. Fazla kendini yere atıyor gibi ama ona sorsak da ben kendimi fazla yere atıyor gibi olacağım. Öyle bitmeyen bir şeyimiz oldu bir de. Bir de ilk milli takımla da şeye gittik. Dünya Kanada'ya gittik. İlk maç Çek Cumhuriyeti. Yine karşı karşıya her yerde birbirimizi buluyoruz artık. Güzel. O yüzden biraz daha devam eder gibi bu iş. Güzel. Senin için milli takım nasıl gidiyor? Tabii geçen sene yine konuştuğumuzda hedef olarak milli takımda kalıcı olmaktan bahsediyordun. Artık gerçekten her aday kadroya çağrılan, takımda olan bir isimsin. Nasıl hissediyorsun bununla ilgili? Ya, milli takım bir parçası olmak her zaman gurur verici. Ya, inanıyorum ki orada işler çok daha iyiye gidecek. Sadece bir iki tane kırılma maçına bakıyor. Çünkü şu anda oradaki izlenim de artık insanlar dışarıdan çok fazla kötü yorumlar yapmaya başladı ve milli takımın geleceğiyle ilgili olumsuz düşünmeye başladı. Ama ben hala çok pozitif kalıyorum milli takımla ilgili. Çünkü oraya gelen oyuncuların işi çok zor. Bir kere işte kışın farklı, yazın farklı takımlarla oynanıyor. İşte Euroleague maçlarından dolayı maça bir gün kala kimin oynayıp kimin oynamayacağını ya da ne bileyim rakip takımda bile kimin oynayıp oynamayacağını bilmediğiniz yani öyle karışık kaos içinde bir maça hazırlanma dönemi geçiyor. Böyle olunca da sonuç almak daha da zorlaşıyor. Çünkü atıyorum antrenman yaparken bile maça bir gün kala 10-12 kişi antrenman yapıyor. Ama maç günü 3 kişi başka bir yerden geliyor. İşte ne bileyim ya da o maçı oynadıktan sonra başka bir yere gidiyor. Yani başka bir maça gidiyor. Hem o Euroleague'de oynayan oyuncular için çok zor. Bir kere sakatlanma riski de çok fazla. Ve oradan gelen oyuncuların hepsi çok özel oyuncular. Yani bence bu tarz şeyler geçtikten sonra milli takım yani sadece bunlara bağlı tabii ki değil etkenler ama yani orada Türk oyuncular kendi takımlarında daha fazla sorumluluk aldıkça yani biz mesela atıyorum ne bileyim Belarus'ta bile maça gittiğimiz zaman Belarus'ta bütün oyuncular oraya oynayarak gidiyor. Ama bizde oynayarak işte ritimsiz oluyor. Tabii ki bunlar bir bahane değil. Belarus maçını her türlü kazanmamız gerekiyordu. Ama böyle ufak ufak birçok şey birleşince bu sefer takımı negatif etkilediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Yunanistan'a da çok şanssız bir maç kaybettik orada. Mesela off pozisyon foul olmasaydı ya da bir iki pozisyonu daha akıllı oynasaydık maç sonunda. İki Yunanistan galibiyeti belki bu dediğim şeye öncülük edebilirdi. Çünkü bir yerde rüzgarı değiştirmesi gerekiyor o milli takımın. Ve bir iki tane kırılma maçını böyle iyi oynadıktan sonra, bir başarı geldikten sonra yolunun çok daha uzun olduğunu düşünüyorum. Bu sancılı sürecinde biteceğini düşünüyorum milli takımla ilgili. Yani ben geleceğe çok pozitif bakıyorum milli takım açısından. Özellikle bu eleme aşamaları geçtikten sonra aslında turnuva kadrosu olarak da çok genç ama bir yandan da tecrübeli olabilecek kadrolara da sahibiz tabii. Aslında birçok genç oyuncumuz var ama artık o oyuncuların hepsi de tecrübelendi. İşte ne bileyim NBA'de oynayan birçok oyuncumuz var. İşte Türkiye liglerinde olanlar var. Onların da birazcık daha işin içine kattığımızda işte karıştırdığın zaman turnuvada bu sefer Türk milli takımın potansiyelinin nerede olacağı belli değil bence. Yani sonuna kadar da gidebilir. İnşallah ilk başlarda kalmaz. Sadece yani o rüzgarı alırsa ne olacağı belli olmaz yani. İnşallah öyle bir dönem olur bir sonraki maçlarınızda. Peki lige dönelim biraz daha. Bir ara maç fazlasıyla liderliğe de çıktınız. Belki kimsenin sezonun noktasında beklemediği bir şeydi. Şimdi de zaten ev sahibi avantajı için çok ciddi devam ediyorsunuz yolunuza. Nasıl hissediyorsun ligdeki rekabet seviyesini? Nasıl görüyorsun bu sene? Bu sene daha rekabetçi bir lig olduğunu düşünüyorum. Yani takımların birbirini yenebilme açısından. Çünkü artık herkes yani özellikle ilk 7'deki takımlar İçeride dışarıda birbirleriyle oynadığında gerçekten tahmin edilemeyen sonuçlar çıkıyor.
Biz de aslında bunların başında çeken takımlardan biriyiz. Çünkü baktığımız zaman Galatasaray'ı iki kere yendik. Deplasmanda içeride. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. Evimizde kaybettik. Karşıyaka'yı keza deplasmanda yendik. Başka Gaziantep'i deplasmanda yendik. Gerçekten ilginç sonuçlar aldık diyebilirim şey takım olarak. Ama işte bunları ikinci yarıya da çok iyi başladık. İşte bu sezonun kalan son 2-3 ayında da bu avantajı korumamız için yani takım olarak bunun bilincinde ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani çünkü bu sezonun başını kimse hatırlamaz. Sezonun sonu önemli olan ne olduğuyla. Sezonun sonu ona herkes bakar. Biz de iyi başladığımız bir sezonu daha da iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Ki playofflarda avantajımızı kullanıp gidebildiğimiz kadar gidebilmek için. Peki bu sezon tabii çok enteresan maçlar da geri dönüşler de oldu ligde. Yani Galatasaray maçını hatırlıyorum ben en çok. O en büyük farktan dönüşünüz o muydu? Bilmiyorum yani hangi maçların ya deplasman galibiyetleri senin söylediğin gibi hikayeyi yazan çok önemli maçlar ama hangi maçtan böyle fark yarattı vallahi diye bahsedersin. Ben Darüşşafaka benim için iki tane geri dönüş vardır. Birincisi de hani değişmesi çok zor. O Bayern Münih geri final maçında dönüş yaptığımız maç ama buradaki Galatasaray maçı da gerçekten çok enteresan bir maçtı. Çünkü maçı kazandık. Soyunma odasına gittim. Bizim takımdakilere şey diyorum. Arkadaşlar bir bakın maç hala oynanıyor mu diye. Çünkü maçın bitmesine 14 dakika kala 25 sayı gerideydik. Ki Galatasaray gibi bir takıma karşı 14 dakikada 25 sayıdan gelip maçı kazanmak gerçekten inanılmaz bir geri dönüştü bizim için. Ve yani etkisinden bir iki gün çıkamamıştım yani. Sadece şeyi anlamaya çalışıyorum. Maç 14 dakika var, 25 sayı ve nasıl kazandık? Bir anda orada da işte mesela Ege Özçelik bizim genç oyuncumuz bir anda çıkıp bütün iğmeyi değiştirdi. O iğmeyle birlikte maçı kazandık. Hem Ege için, hem kulüp için, hem hepimiz için çok unutulmaz bir gün oldu ve gerçekten çok büyük bir geri dönüştü. Şimdi Ege'de savunmasıyla orada farkı yaratan isimdi. Sen tabii Darüşşafaka'nın çocuğu olarak her zaman arkadan gelen gençlerle de çok farklı bir iletişime sahipsin. O yüzden herhalde o performansını görmek sana da ayrı bir keyif vermiştir. Ben gerçekten çok mutlu oluyorum öyle durumlarda. Yani bir genç oyuncunun işte bizim altyapıdan çıkıp A takım maçına çıkıp katkı verdiği zaman gerçekten kendi iyi oynadığım mutluluktan çok çok daha fazla bir sevinç yaşıyorum onları öyle görünce. Ki Ege'de o gün çıkıp bizim yapamadığımızı yaptı. Hiçbir şekilde savunamıyorduk. Ama o çıktı ve bir meşaleyi yaktı. Biz de onu takip edip onun açtığı yolla ilerledik diyebilirim o gün. O yüzden hem Ege için de çok özel bir maç oldu. İşte inşallah bunun devamı gelir. Daha biz çok genç oyuncu çıkar. İşte Darüşşafaka Türk basketboluna birçok oyuncu kazandırır. Ve basketbol oyuncuları yani Türk basketbolcuları kazandırıp bunun artık bir sistematik olarak lokomotif olarak ilerlemesi kulübün en büyük amaçlarından biri. İnşallah bu böyle devam eder. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için her zamanki gibi. Benim için de öyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sezonun geri kalanında o zaman sağlık diliyorum her şeyden önce. Evet, her şeyden önce sağlık. Covid'den sıranızı savdınız diye umuyorum artık. Evet, Covid. Ben de ilk defa Covid oldum artık şeydeyken 2-3 hafta önce. İnşallah hedeflerimize ulaşacağımız, sezon sonunda iyi bir yerde bitirip özel bir sezon geçiririz diye temennide bulunalım. Teşekkürler. Sağ olun. Doğuş Özdemiroğlu özel röportaj köşemizin bu haftaki konuydu. Çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.